Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Şu an çok heyecanlıyım. Bir yerde okumuştum, kendini yazarak ifade eden insanlar sözlü hitapta başarısız olurlarmış. Şu anki heyecanıma bu teoriyi de eklersek gerçekten taşikardi falan geçirmek üzereyim. Şimdiden eğer bir kusurum olursa lütfen bunu ona bağlayın. Ben profesyonel bir konuşmacı değilim, siyasetçi de değilim. Dolayısıyla anlayışla karşılayacağınızı umut ediyorum. Ben Olla Luna, logom. Biraz kendimden kısaca bahsedeyim size. Yeliz Yılmaz. Bu okunabiliyor mu bilemiyorum ama bu sayfanın sahibiyim. Şükrü Sarıçoğlu kapasitesinin yaklaşık 6 katına ulaştı buradaki kitle. Görünürdeki rakam bu. Arka planda milyonlarca anneye ve kadına ulaşıyorum ve birebir iletişim sağladım. Asıl aktif olduğum sayfa burası. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter'ım da var ama daha çok kişisel kullanıyorum. YouTube çekmeye çok üşeniyorum ve en aktif olduğum alan şu an Instagram. Evet, bütün gördüğünüz üzere de bütün hikaye bu insanlar üzerinde dönüyor. Bu benim ailem. Size kısaca tanıtayım onları. 12 yaşında ergenliğinin zirvesinde Berk. 3,5 yaşında çok inatçı ve benim size asla ihtiyacım yok, sürekli bize hissettiren küçük oğlum Gece ve Kocişkosu'nun prensesi. Hayır, böyle bir prenses olmaz tabii ki. Benim ailem ve ben buyum. Biraz daha, evet, şimdi kendimden bahsedeceğim. Önce kısaca bir hikayemden bahsedeyim. Çok detaylı ve uzun ama burada buna bu kadar girmek istemiyorum. Ben bir dönem yurt dışında yaşadım. Genç yaşta anne oldum, 19 yaşında anne oldum, büyük oğlumu doğurdum. Orada bekar anneliği yaşadım. Daha sonra bir gün içerisinde karar verip iki valizle birlikte Türkiye'ye, ülkemize döndüm oğlumla birlikte. Ufaktı o dönemler ve burada tekrar bir hayat kurdum. Şimdi ben kimim sorusu veya biraz kendinden bahseder misin soruları biraz hayatım boyunca cevap vermekte çok zorlandığım bir soru oldu benim için. Çünkü günümüzde artık insanlar bu soruyu yönelten insan daha çok böyle belirli kurumlarca tasdiklenmiş belgeler istiyor. Ne olabilir bu belgeler? İşte bir diploma, bir sertifika, bir maaş, bir ünvan, bir statü. Olay bu kadar somutlaştırılmışken duygularıyla, 32 yaşındayım, duygularıyla 32 yıl boyunca gelmiş, duygularını sonuna kadar yaşamış, bu kadar soyut kavramlara önem veren bir insan olarak benim bu cevabı vermem benim için çok zor oluyor. O yüzden şu anda size de ben şuyum diyemiyorum. Ha, eğer resmi evrak istiyorsanız, Türkiye'de lise mezunuyum. Yurt dışında akademik anlamda meslek yapmak için birkaç girişimim oldu. Ancak o dönemki hayat şartlarından dolayı pek zaman bulamadım. Onun dışında da iki tane resmi doğumum var. Devam ediyorum. Bir taraftan da notlarıma bakacağım. Lütfen bunu bağışlayın. 3-5 kelimeyle burada bu yüzden kendimi anlatamayacağım. Ama şu anki konumuz dijital dünya üzerinden sen kimsin diyorsanız ben influencer, içerik üreticisi, blogger mom, anne çocuk bloggerı veya işte metin yazarı, montaj ve kurgu, sanat yönetmeni ve hatta halkla ilişkiler müdürüyüm dahi diyebilirim. Çünkü gün içerisinde paylaştığım postlardan dolayı binlerce insanın olumlu olumsuz geri dönüşlerini tek başıma göğüslüyorum. Bence böyle tanımlayabilirim kendimi. Bir de tabii ki kovayım ben. Bunu neden söylemek istedim? Çünkü şimdi bunu söylediğim için beni bir astrolojiyle kafayı yemiş, işte günlük burçları okuyup ona göre karar veren bir insan olarak tanımayın. Ben hayatım boyunca kendimi bildim bileli burcumu çok sevdim. Çok fazla ilgilenmesem de garip ve enteresan bir şekilde kova olmaktan mutlu oldum. Keyif aldım ve gurur duydum. Bence bunun bir sebebi de şuydu. Genel kabul edilen, normalliklerin dışında kalan farklılıklarımın müthiş ve dahiyane bir cevabıydı
kovayım ben demek. Şöyle örneğin birçoğunuz için belki şu an giydiğim bu parıltılı etek bu ortam için çok fazla gelebilir. Bana bunu hafif yargılarla sorduğunuz zaman ya işte ben aslında şu bakış açısına göre değerlendirirsek diye cevap verdiğim noktada belki tatmin edici bir cevap olmayacak karşımdaki için. Ama ben kovayım dediğim an karşımdaki insanın ikna olduğunu gördüm ve değişikliklerimi, farklılıklarımı bu anlamda kabul edildiğini gördüm. Çünkü buna yapılabilecek bir şey yok. Ben bu şekilde doğdum. Kova burcu olarak doğdum. Dolayısıyla kova olmaktan müthiş bir keyif alıyorum. Bunu da size aktarmak istedim. Ben bu serüvene nasıl başladım? Yıllar önce Türkiye'ye döndükten sonra kurumsal hayata adım attım ve reklam sektöründe çalıştım. Ağır metal üretim yapan, bugün hepinizin kullandığı ATM'lerin birçok bankanın Türkiye operatörlüğünü, proje yöneticiliğini yaptım. Ancak hiçbir iş yerinde bir seneden fazla çalışamadım. Çünkü karakter olarak ve dünyaya bakış açısı olarak Türkiye'deki işçi işveren ya da o sistem bana çok tersti. Hiçbir zaman mutlu olamadım ve sistem her defasında beni kustu. Dolayısıyla hiçbir şekilde mutlu olamadım ve her firmada bir senenin sonunda istifa ederek ayrıldım. Son çalıştığım iş yerinde de durum aynen bu şekilde devam ediyordu. Çok ciddi bir mobbinge maruz kalıyordum işverenim tarafından, erkek işverenim tarafından. Ayrıca çalışma arkadaşım tarafından. Durum öyle bir noktaya gelmişti ki ben artık fiziksel ve psikolojik olarak çok etkilenmeye başlamıştım. Ülser olmuştum, migren atakları geçiriyordum sürekli. Her sabah gün aydınlanmadan yataktan çıkıp kazandığım paranın 5 katı, 10 katı, 20 katı daha fazlasını bir insanı kazandırmam, bana mobbinge maruz bırakan insana bu parayı kazandırmam düşüncesi beni öldürüyordu. Dolayısıyla bir gün ofiste yine bu kadar mutsuz olduğum bir gün ofis bilgisayarımı açtım ve bir blog açtım. Amacım işverime küfür etmekti ve yaşadığım mobbingi bütün detaylarıyla anlatmaktı. Çünkü etrafımdaki kimse bunu anlamıyordu. Ya işten çıkarılacaktım, yani kimse bir dakika sen haklısın, senin hakların var ve bazı hakların şu an senin elinden alınıyor ve psikolojik bir şiddete maruz kalıyorsun, anlamıyordu bu sistemde. Dolayısıyla ben de böyle bir yöntem buldum. O gün blogumu açtım. 2010'du galiba. 2011'de olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Ben zaten başta dediğim gibi küçüklüğümden beri kendimi yazarak ifade ettim. Çünkü etrafımda beni dinleyecek bir yetişkin yoktu. Dolayısıyla yaşadığım, içimde yaşadığım duyguları her daim yazdım. Blog da benim için bu imkanı sundu. Bir şeyler yazıyordum oraya ve insanlar bunu okuyordu, tanımadığım insanlar, yargılanmıyordum da. Bütün bir süreden sonra orası benim işte öfkemin, mutluluklarımın, özlemimin, neşelimin, hani duygularımın volta attığı bir yer haline gelmişti. Daha sonra da 2012'de galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'de Instagram patladı, zirve noktasına geldi ve çok popüler bir aplikasyon haline geldi. 2012'de de Instagram sayfama giriş yaptım. Ben estetik duygusu beni çok cezbeder. Çocukluğumdan beri böyledir. Çok güzel bir fotoğrafa baktığımda beni ağlatabilir ya da çok iyi bir yazı okuduğumda oradaki ahenk beni gerçekten çok etkiler. Sanatın her dalı benim için böyledir. Bir ilgim var ve çok seviyorum. Dolayısıyla Instagram'da temelinde fotoğraf, video, görsel ve yazıya dayanan bir platform olduğu için de bugüne kadar, 5 yıl geçti, 5 yıl bitecek, çok keyif alarak kullandığım bir alan haline geldi. Ancak o gün 2012'ye döndüğümde aklımın ucundan geçmiyordu. Ben burada fenomen olacağım. Artık ne diyorsanız fenomen, bilinir, ün, yani nasıl adlandırıyorsunuz bunu. Ben orada fenomen olacağım, çok fazla takip edileceğim. Hatta markalarla işbirliği yapıp para kazanacağım. Kendime bir iş sahası yaratacağım. Böyle bir düşüncem yoktu. O dönem bu kadar dijital dünya yaygın değildi ve biz bunu öngöremiyorduk galiba. Hatta o dönem bana birisi şu anki bulunduğum noktayı söylese bütün rasyonelliğimle onunla dalga geçerdim sanırım. Ve fakat işte bugün buradayım.
Evet, ben erken mi geçtim? Hemen notlarımı kontrol etmemi. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Neden Olle Luna diye bana çok soruluyor. Hani Olle Luna ne demek? Neden Olle Luna'sın sen diye. Ben bir dönem Türkiye'de yaşadığım dönemde aktif olarak tiyatro ile ilgilendim. Tiyatro oyunculuğu yaptım, sahneye çıktım. Olle Luna da başarıya zorlanmış ve başarı yolunda uğruna cinsel istismara maruz kalmış bir balerin karakterinin ismiydi. Nedense hiç Yeliz Yılmaz olarak açmayı düşünmedim. Açmak istediğimde Olle Luna diye giriş yaptım. Evet, gelelim konumuza. Ben bu arada ilk defa hayatımda sunum hazırladım ve bütün gece karikatür taradım. Bana uygun, yaşamıma uygun, bakış açıma uygun, en uygun karikatürleri buraya sizin için seçtim. Evet, hayatımda biraz öyle güldürürken düşündürüyor. O yüzden çok anlamlı olacağını düşündüm kendi adıma. Gelelim biraz... Bu arada şeyden de bahsetmem gerekiyor. Çok erken geçtim ben buraya, çok affedersiniz. Şurada daha bir anlatacağım konular var. Sosyal medyada dönüm noktamın ne olduğunu da biraz bahsedeyim size. İşten çıktıktan sonra yaklaşık 2 ay yeni bir iş aramadan önce biraz dinlenmek istedim. Hem vücudumu hem psikolojimi dinlendirmek istedim. O arada da gebe kaldım. Ve dedim ki evet tamam, hani gebe kaldım. Yeni bir iş ve çalıştığım işte gerçekten çok stresli bir iş. İlk hamileliğimi de çok küçük yaşta yaşadığım için ve o dönem bu kadar dijital dünya, fotoğraf, görsel vesaire çok yoğun olmadığı için gerçekten ilk gebeliğime dair elimde hiçbir görüntü yoktu. Ve o dönemki şartlar gereği çok fazla anı da yoktu. Biz insanoğlunun hayatta kalma motivasyonu bence bu. Biz çok çabuk unutuyoruz. Ve ben de unutmuştum gebeliğimi. Dolayısıyla gebeydim ve muhtemelen benim için son gebelikti artık bu. Dedim ki Yeliz, yeni bir işe girme ve bunu yaşa, sonuna kadar yaşa. Anın tadını çıkart, dolu dolu bu 9 aylık süreci yaşa dedim ve dönüm noktam sanırım gebeliğim oldu. Çünkü o dönem çıplak hamile kadın göbeği halka, topluma daha inmemişti. Bir tabuydu. Daha çok işte yurt dışı, yabancı kullanıcıların, sosyal medya kullanıcıları sayfalarında gördüğümüz ya da Türkiye'de işte çok ünlü kadın şarkıcıların, oyuncuların kapaklarda verdiği pozlardan ibaretti. Ben ve eşim... haftalık eğlenceli fotoğraflar çekmeye başladık ve bunu yayınlamaya başladım. İşte göbeğim gözüküyor, hamile göbeği gözüküyordu ve insanların bu çok dikkatini çekti. Çünkü hamilelik tercih eden kadın için bence çok müthiş bir durum, çok mucizevi bir durum. Hani bunun daha üstü yok, insan üretiyorsun. Ancak bir o kadar da tabu kabul edilen, saklanan, gizlenen, ayıp diye nitelendirilen bir durumu vardı. Aslında benim işte güzel fotoğraflar çekeyim, takipçi kazanayım değildi. Benim amacım, ben doğal bir süreç yaşıyorum, çok güzel bir süreç yaşıyorum ve bunun çok doğal olduğunu insanlara aktarmak istedim. Buydu amacım. Doğallaştırmak, normalleştirmek de amacım. Ama bu dikkat çekti insanlar tarafından ve bir kısım tarafından tepki de aldım. Bunu bir şaşırdı insanlar. Ama bir kısım tarafından da, kadın tarafından da ciddi anlamda desteklendim. Çünkü hamileliği gizli olan noktalardan işte biraz daha öne taşımıştım. Dönüm noktam bu oldu. Sonra da gece doğdu falan. Daha da arttı bu kitle. Biz anne bloggerların bir handikapı vardır. Bunu fashion ya da lifestyle'larda göremezsiniz. Bizler çocuk sahibi olduğumuz için insanlar genellikle şunu söylerler. Çok güzel bir çocuğu var. Sadece çocuk doğurduğu için işte takip ediliyor. Başka hiçbir vasfı yok. Ha, çocuk doğurmak da çok ciddi bir vasıftır tercih eden için. O ayrı bir tartışma konusu ama ben bunu kendi adıma kabul etmiyorum. Çünkü insanlar sadece güzel bir çocuğum olduğu için takip etmiyorlar. Benim insanlara verdiğim sayfamda bir şeyler var. İki kalem bunu ayırabilirim. Bir annelik, her gün sokakta, TV'de, gazetede, dergide, mahallede, bakkalda, otobüste, parkta
insanlara sürekli, kadınlara sürekli mükemmel annelik pompalanıyor. Ve kadınlar bu durumdan ciddi anlamda etkileniyorlardı ve ellerinden gelen çabayı gösterip bir noktada günün sonunda yetemediklerin için kendilerini mutsuz hissediyorlardı. Ben de aksine rahat anneliği, eğlenceli anneliği, endişesiz anneliği yaşıyorum. Annelik tarzım bu yönde ve çocuğumla kurduğum ilişki de biraz daha bu yönde olduğu için anneler bunu da sevdiler. Evet, işte bizden biri, nihayet bize kendimizi kötü hissettirmeyen biri olarak gördüler ve kabul ettiler. Diğer verdiğim, sayfamda verdiğim bir diğer durum ise kadınlık üzerine oluyor genelde. Biz kadınlar kadınlığın çok fazla anlaşılmadığı ve haklarının çok fazla kabul edilmediği bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten yeterince kendimiz, dolayısıyla bu ortamlarda ben biraz daha sanırım cesaretli, biat etmeyen, haklarını bilen ve arayan, talep eden, isyan eden bir kadın profili çiziyorum onlar için. Bu da onları cesaretlendirdi. Ben şunu çok alıyorum genç arkadaşlarımdan, takipçi arkadaşlarımdan, kadın arkadaşlarımdan. Ben şöyle bir dönem yaşıyordum ve senin şöyle bir yazına geldim. O yazı bana o kadar iyi geldi ki o yaşadığım dönemden o yazı sayesinde çıkabildim. Birçok kadına bu anlamda ilham olduğumu düşünüyorum. Bana söylenen bu yönde. Evet, onun dışında gelelim Don York karikatürüne. Tüm bu anlattıklarımdan sonra evet artık ben bir noktaya geldim. Ciddi anlamda insana ulaşabildim, kadına ulaşabildim, etkileşim vesaire derken markaların da tabii ki bu dikkatini çekti. Birçok insan şu an bizim ne yaptığımızı anlamıyor aslında. Siz ne yapıyorsunuz, mesleğiniz ne diyorlar. Şimdi gelişim yeniliği doğurur. Bu da işte teknolojinin şu anki geldiği gelişiminden doğurduğu bir yenilik, bir meslek bu. Evet, ben dünya üzerinde markalarla işbirliği yapıyorum ve para kazanıyorum. Peki ben hani çalışma şeklimden de size biraz izah edeyim. Nasıl bir yol izlediğimle ilgili. İki anlamda hani anne çocuk ürünü olduğunda benim filtrelerim biraz daha kalın oluyor açıkçası. Daha çok detaylı düşünüyorum. Çünkü işin ucunda çocuk var ve çocuğu riske, en ufak bir risk yaratacak durumun içine girmek istemiyorum. Dolayısıyla daha çok filtre uyguluyorum, daha çok sorguluyorum. Bu noktada çocuk ürünleriyle ilgili bütçe kriteri belki benim için en sonuncu sebep oluyor. Her markayla çalışmıyorum. Kullanmadığım hiçbir markayla çalışmıyorum. Seçici davranmaya çalışıyorum. Onun dışında çünkü benim sayfam hani bir katalog değil, bir broşür de değil. Dolayısıyla seçici davranmaya çalışıyorum. Objektif davranmaya çalışıyorum. Her yönüyle inceleyip tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Yani buradaki Don York kısmını da söylüyorum tecrübelerimi aktarırken. Onun dışında elimden geldiğince farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Çünkü aynılıktan hiçbir zaman haz edemedim. Kendimde de dahil. Sürekli saçıyla başıyla oynayan bir kadınım. Değil ki bir toplulukla aynı hareket etmek. Elimden geldiğince daha farklı, daha eğlenceli, daha dikkat çekecek, daha beni anlatacak içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Markalardan da bu anlamda özgürlük istiyorum. Bitiriyor muyuz? Wow, geçti mi 20 dakika? Evet, bu şekilde çalışıyorum. Peki benim önerim ne olur? Kısaca ondan da bahsedebilir miyim? yeni giren arkadaşlara ne öneririm vesaire derken de ben süremi doldurdum. Yani bence işin hani altyapısında yatan her şey tamamen samimiyetle alakalı, doğallıkla alakalı. Siz kendiniz olduğunuz sürece, farklılıklara saygı duyduğunuz sürece bence bir yerlere zaten geliyorsunuz ister istemez. İnsanların dikkatini de çekiyorsunuz. Ben de bunu söyle konuşacaktım ama sanırım bitti sıra. Arkadaşlarım da bekliyor. En son söyleyebileceğim şey,
Olur öyle ya. Çok da şey yapmamak lazım. Kendimiz olarak bu hayata devam edersek sanırım... Ya işte böyle. Çok teşekkür ederim. Biraz uzattım galiba. Çok sağ olun. Ayaklarınızı sağlık tekrar. Aa, bitti. Göndermiyorum. Biraz bekleteceğim. Sorularınız varsa tamam. Eğer Yeliz'e sorularınızı da hemen yanıtlayabiliriz burada. Tamam, olur. Biraz daha konuşturmak istiyoruz aslında seni. Ya biliyor musun? Daha da konuşacaktım. Ve dedim ki ya ben hani nasıl konuşacağım 20 dakika falan diye, ama güzel hazırlanmışım. Sorularınız yoksa eğer... Yok. Açıcı... Sanırım bütün detayları verdim. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun.